19.000 yağmalayabiliyorum. Yağmalayıp işgal edeceğim ya. Bayağı bir isyan çıkar böyle yaptığım için ama. Yani bu para beni bayağı iyi götürür. Şundan varmış zaten. My puppets dance. Kaybettiğimiz ünitelerden yeni ordu kuruluyor anasını satayım. Şimdi ne yapacağız tabii ki? Reichsland'i geri almaya çalışacağız. Yani Reichsland'in tamamını almaya çalışacağız. Daha doğru bir şey olur. Her yerde de Vampiric Corruption kaybediyorum. Niye gelmiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun pıtı pıtı? Bakayım şey var mı diye de. Şunu bir yapalım ya. Buradan aşağı. Gerçi şunu yapmak gerekiyormuş önce. Teşekkür ederim elime sıçtığın için. En büyük ihtiyacım buydu yani. Dedim ki Maviş niye elime sıçmıyor acaba? Gel. Herhalde bir daha sıçmazsınız bu süre boyunca. Burada bayağı bir süre isyan çıkacak ama olsun. Yani o 14.000'e bence değdi. Kuşun devamlı motoru bozuk. Şu Helmgard'ı almaya doğru gidin bakalım. Şurada bir Nolin kalesi var. Orayı bırakacağım ya. Yağmaladıkça iyi para çıkacak oradan. Alt tab yapamıyorum. Abisi olabilir o. WhatsApp'tan yazsana oğlum direkt. WhatsApp'ta konuşuyor şu an. Eğer buradaysa Joe atarım yani. Talebek Land. Sen de veriyorsun. Aa, construction cost'u indiriyor. Güzel. İşime yarar. Tüm ajanları orada toplanmış herif. Kuşun motoru bozuk mu bilmiyorum da bayağı sıcak ya kuş. Ateşin mi var lan acaba senin? Bayağı yanıyor hayvan ya. Odanın içi o kadar da sıcak değil yani. Sen de eğil harta doğru. Şuraya gel, buradan yürüyeceğim. Wow. Ne oluyor lan? Hapşırdın mı sen? Hapşırdı hayvan. Sen hasta mı oldun acaba ya? Bunu iki kere hapşırdı hayvan elime. Gel buraya. Hamit CK atalım mı diyor. Hamit çok şey istiyor ya. Aa bir daha hapşırdı vallahi. Oğlum sen hasta mı oldun ya? Bir de böyle deli gibi kaşın yine hapşırdı. Kaşınıp kaşınıp hapşırıyor. Ne oldu sen üşüttün mü? Soğuk algınlığı mı? Manyak mısın lan? Hayvan bütün gün evde.
Sen milleti topluyorsun. Baş kışkırtıcı. Kuş gribi esprisi yapıldı mı? Yapılmasın. Çok leş olur çünkü. Bazen ısırırken çok berbat yerlerden ısırıyorsun. Sinirleniyorum bak. Altdorf'u almak güzel oldu. İmparatorluğu resmen çökerttik ya. Peki görevlerimiz ne? İmparatorluğu yok et diyor. Chaos'un birliklerini de yok etmemiz lazım. Bu bölgede olmamalı Chaos'un birlikleri diyor. Öyle bir durum söz konusuysa biraz uğraşacağız tabii ki. Ne oluyor lan? Hapşırıyor oğlum bu hayvan. Titriyor, hapşırıyor. Oğuz nerede ya? Oğuz yok mu şeyde? Chat'te. Oğuz kuşlardan anlıyordu. Oraya değil. Hayır. Geliyor. Arkeon geliyor. From the north it comes. The tendrils of chaos spread south. Tainting. Vitamin alayım vereyim. And with it. Hapşırıyor oğlum hayvan bildiğim böyle. We must ready ourselves for war. Bana mı geliyor lan? Bana gelirse biçerim hepsini. Yalnız dalga geçmek bir yana benim zırh delici bir ordum yok yani. Bayağı sıkıntı olur. Arkeon videosunu defalarca izlediğim için geçiyorum bu sırada. My lord, Arkeon, the ever chosen lord of the end times, has re-entered the world. With him marches a chaos host numberless in size. Prepare yourself for the coming apocalypse. Kendinizi yaklaşan sona doğru hazırlayın. Aha, Chaos'la savaştayız artık. Ve topraklarımın dibinde Chaos var. Kamerayı gagalama. Chaos'un orduları bana fazla yakın. O yüzden hemen gaza basıp kendimi korumaya almam lazım. İşin kötü kısmı buralardan falan saldırı yersek buralar hem çok uzak hem çok korumasız kalabilir. Para olarak da hani onunla uğraşacak şeyim yok. Ha, barış olur. Barış yapabiliriz. Klavyede ne var? İkide bir elimden atlayıp klavyeye gidiyorum. Gel koluma kon. Olmaz mı? Gel. Gel. Bir yandan da kaydığını hissediyorum yalnız. Çok kuvvetli oğlum. Bir an dedim acaba yardım etsem mi imparatorluğa da, sonra ordunun gücünü görünce yani Talabaym'a da çünkü kuşatma yaptılar ve Talabaym 3 seviye kaleyle yani 4 tane crit goal, 2 tane zombi, 2 tane de felbet var. Hayatta koruyamaz. Orası düşecek. Ya da oraya 2 ordu gireceğiz ama yine de
ne yetişebilirim ne de etkili olabilirim diye düşünüyorum. Anti infantry'yiz ama şey değiliz. Zırh delici değiliz. Omzuma doğru gelsen de bütün şu kolumun böyle durması çilesi bitse ya. Aha kolek gelmiş bir de gele gele. Oha birader. Zaten okçu mokçu her şeye hak getire. O yüzden zorlamayacağım. Tamam başladı dövmeye saldırmaya. Aha Manfred'e saldırıyorlar lan. Bu orduyu nasıl yenebiliriz? Liderini öldürürsek. İyi bir büyü gücü güzel gelir. Yenilirsek de çok ağır bir yenilgi olacak yalnız. Reichland bölgesini kaybetmeye başlayacağız çünkü. Manyak son. Dur 2 dakika. Gıdıklanmamak elden değil ya. E4 için multi ya da seri düşüncem var mı? Sen kanalı hiç takip ediyor musun? Abi zombi falan var ya ünit olarak. Bunlar ne yapacak anasını satayım. Gıdıklar düşmanı. E4 multi ne zaman bitecek? E oynuyoruz işte. Rus sıkıcı mı geçiyor? En çok izlenen EU multi serimiz oldu ve Rus sıkıcı mı geçiyor diyorsun? Anladım. Koluma çizikler açtım be. Topçuları illaki geride bırakacak, o yönden ilerlerse zaten de. Benim işime gelir yani. Topçuları tamamen ortadan kaldırmam lazım. Prus'un soyunu nasıl önünü nasıl alamayacağız? Ah, iyi bir güç. Ama kurtları ve şeyleri unuttuk. Çilli bayağı bir yöntem. Düşman liderini öldürmeye çalışmalıyım o yüzden.
Çünkü buradaki ünitelerim çok hayatta kalabilecek gibi durmuyor. Age of mu Warhammer'dan daha güzel? Sen kafayı yemişsin. İyi, burada karşılıklı kapışıyorlar. Manfred yer diye varsayıyorum güçlü olduğu için. Hatta bir de büyü atalım. Kesinlikle kazanacağına emin olalım. Kursu sayıyı da durdurabilirsin. Niye durduramazsın? Öyle bir dünya yok yalnız. Görmedin galiba geçen savaşın nasıl bittiğini. Lider öldü ama işte Chaos birliklerinin biraz fazla güçlü olması durumu değiştiriyor. Atları bir çekip arkadan saldırabilirsek faydası olacak. Tabii Manfred'in de ölmemesi lazım bu mevzuda. Çünkü bütün ordum neredeyse öldü. Çok bir şeyim kalmadı sayılır. Sağ kanadım iyi tutuyor. Sağ kanatta da iyi askerlerim var. Bir iki büyü atabilmem lazım. Age of 2'den zevk alabilmen senin ilginçliğin diyeyim ben. İlginçlik kelimesi daha doğru olacak. Age of hem eski hem de acayip spam üzerine dayalı bir sisteme var. Yani Age of 3 desen belki bir nebze diyeceğim. Age of 2 o kadar da güzel bir oyun değil yani. Buradan Manfred'i çıkaramayacağım gibi düşmana da bir şey yapamayacağım. Şu büyüye ihtiyacım var ki biraz canını yakabileyim. Hah. Muhteşem zamandım. Ama yine de Manfred'i kurtaramam. Biçiyorlar Manfred'i şu an çünkü. Taraf yıkılıyor. Bu tarafta hala Manfred'i kaçırsak şuraya doğru falan. Ben pat. Ya. F12'ye basma oğlum, yayını durduracaksın. İyi geceler, sağ ol, sana da. Bir iki büyü daha atabilse iyi olacaktı. Depletledik şu an büyüleri. Yok. Buradan dönmeyecek. İyi zarar verdi yine ya. Valiant defeat aldık. Yani baktığın zaman Cane Wraith'ler hiçbir şey yapmamış. Atlar biraz öldürmüş. Aslında hiçbir şey öldürmemişiz yani. Graveguard'lar öldürmüş sadece. Graveguard'lar da anti-infantry olduğu için iş yapmış. Emre hesabımı kilitledim. Ne hesabımı? Çay mı ısmarladı sana Emre? Ayıp ne? Nusret diye başladı, çay mı ısmarladı? Düşülen noktaya bak. Şimdi bizim birkaç seçimde bulunmamız lazım. Bir, Altdorf'u bırakamayız. Grünburg'u savunabiliriz. Ama Helmgard da büyük ihtimalle kurtarılamaz durumda olacak yani. Doğruya doğru.
Oğlum ne istiyorsun? Şu kablodan ne istiyorsun? Ne var? Mouse'un, klavyenin kablosu ne var? Bir de nasıl sıçıyorsun bu kadar yemek yemeden ya? Nasıl bir bağırsak var? Göt kadar mide, dev gibi bağırsak mı var? Nasıl işliyor bu? Gel Wurtbat kalesine gel. Essendon en azından bir saldırayamayacağız. Onun farkındayım. Rahat bırak şu kabloyu. Heh. Kaçmaya çalışıyor şimdi. Gel. En azından para oldu Manfred'in ordusu patlayınca. Şimdi parayı biraz iyi değerlendirmemiz lazım. Senin en sevdiğin RTS oyunu nedir? RTS olarak bakacaksan Company of Heroes. Total War da severim gerçi ama Company kadar... Şimdi Company'nin iki oyunu var. 2500 saat oynamışım ikisini. Total War'da kaç tane oyuna tekabül eder o? Ulan konarken bile sıçıyor hayvan. Oğlum sende nasıl bir bağırsak var ya? Ben vallahi çözemedim. İnceleyeceğim lan, oturup inceleyeceğim. Vallahi inceleyeceğim. Kedi gibi pezevenge bak. Kedinin bağırsağı bile daha kalındır bundan. Vampire'ımız geldi değil mi? Ama bu orduda da yer yok Vampire koyacak. Diğerine götürelim. Koş. Helmgard'ı bir yandan geliştirsem mi diyorum ama işte garnizon da çok böyle fazla bir deneyebiliriz yine de. Isırma şu mouse'un kablosunu. Bak mouse'a bir şey olacak. Ben de seni gagalayacağım. Binaları geliştirelim de. Sonra da yeni Legendary Lord'lar açıldı mı? Manfred, Heinrich Kemler ne istiyordu? Constant Forbidden Library. Tamam, Forbidden Library hangisi acaba? Şu mu? Yok, Vampire's Keep şu. Diğer 10.000'lik. Gel. Ne demiş? Bu kadar vizyonsuzum. Adamı aradım, Bağcılar'da çıktı. Bağcılar'da ne yapıyormuş? Abi bir insan hür iradesiyle niye Bağcılar'a gider ya? Bu Emre çok garip çocuk o konuda. Kolek geliyor bu sırada Wurtbad'a. Hızlıca Wurtbad'a gitmemiz lazım. İmparator mu geldi? Ahmet mi gelmiş? Ben CK mı EK demiyorum, Orçun diyor. Özgün sen ne attın ya? Bağcılar'da mı oturuyormuş? Abi adam sallanan göt videosu atmış ya. Özgün. Neye güleceğimi çok iyi biliyor ya. İnsanın en iyi arkadaşının olması böyle bir şey. Şimdi. Vampirlerin Chaos'a karşı ne kadar zayıf olduğunu ve neden zayıf olduğunu şöyle anlatacağım size. 1. Şu chariot'ları tutacak hiçbir ünitem yok. 2. Herifin bütün askerleri zırhlı ve benim zırh delici askerim yok. Yine de bu savaşı kazanamaz mıyız? Yani kalede savunsak daha iyi olur. O yüzden geri çekeceğim. Kolek çünkü. Yani koleyi yenmek de çok zor iş. 4 katında da. Zaten kolek öyle yani, gerçekten oyunun içinde de çok büyük de
Şey çok sıkıntılı. Ordu tiplemesi çok sıkıntılı. Benim topçum mopçum yok abi. Yanlışlıkla Chaos Corruption'a tıkladık orada da. Aferin bize. Wurtbad'ın kale şeyini bir geliştirelim. Burada zaten iki seviye var. Burada ordu da olmasa burası tutar burayı. Yani belli bir süre tutar. Ludred'in ordusu varmış. Bir tane topçu var. Aslında bu daha zayıf bir ordu biliyor musun? Kafa kafaya çarpışsak alma ihtimalimiz var. Crypt Gold'ları at bir kere ordunu. Artık onlar geçmişin birlikleri. Wargulf. Korps kartımız vardı zaten. Bir tane Wargulf yapalım. Mut'u yıkabilir gelirse yalnız. Tehlikeli o ordunun tek başına geziyor olması. Hamit Şakşak'tan mı geldi? Hamit hep Şakşak'ta. Elinin izi var ya herifin şeyinde, çükünde. Harbiden İpne o gün var ya burada saatlerce oynadı. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tamam gaza geldim. Dünyayı bitireceğim bilmem ne. İpne'nin kralı bir ölüyor. Direkt yaslarda. Aha Manfred geldi. Bir dakika şimdi ona da şöyle bir şey yap. Ha, kale kuşatılıyor. Lideri değiştirecektim. Manfred her türlü Chaos liderini biçer diye düşünüyorum çünkü. Lan adamın şu Altdorf adamdayken tank vardı içinde. Bizde iki tane şey var ya. Rezillik. Helmgard'ı geliştirmeyelim çünkü Tamar geliyormuş oradan. Buralara yapılacak bir şeyler varsa onları da yapmamız lazım. Ya kale savaşımız olacak iki tane. Nereden gördün diye sorarlar adam. Bunu bilmek çok zor bir şey değil aslında ama. Siktir git. Bu orduya karşı nasıl tutayım lan bu kaleyi? Büyük ihtimalle tutunamayacağız Chaos'a karşı yalnız. Ya büyük kaleleri tutarız da küçük kaleleri tutmamız pek olası değil. Bir de Corruption kaybediyorum deli gibi. Chaos'un acıması yok. Bir de ordu kompozisyon dediğim gibi benim ordu kompozisyonuyla kapışacak bir seviyede değilim. Neyle yenebilirsiniz? En rahat imparatorlukla mesela yenmeniz çok olası. Çünkü imparatorluğun topçuları çok kuvvetli. Hani karşılık verebilirsiniz. Atlıları çok kuvvetli imparatorluğun. Çok rahat karşılık verebilirsiniz. Ama cücelerin hepsi bir kere şey biçici zaten. Zırh biçici. Askerler. Anti zırhlı üniteleri var adamların. Cücelerle rahat tutabilirsiniz mesela düşmanı. Ama mevzu şeye geldi mi? Vampirlere, vampirlerde hani ne topçu var, ne öyle aşırı zırh delici bir şey var, ne de mızraklı ünitesi var atlıya karşı. O yüzden sıkıntılı. Bretonya ile de mesela denedik olmuyor. Çünkü Bretonya'da full atlısın anasını satayım. Bütün dev bir araziye 4000 kişilik atlı yiyorduk yine de yenemiyorsun herifi. Mızraklı geldi mi biçiliyorsun. O zaman bu vampirlerin ne avantajı var? Gördüğün üzere şeylerin ağzına sıçtık imparatorluğun ama Chaos. Chaos'u orklarla da yenersin bu sırada. Orklar da çok kuvvetli. İmparatorluk, orklar, hani bunlarla rahat rahat yiyebilirsin.
Belki büyük üniteleri yaparsak bir nebze öyle de tutabiliriz düşmanı. O yüzden geliştiriyorum kaleleri. Birazdan ana kalelere zaten saldırıları tamamlar. Kuşatma kulelerini falan dikmişlerdir diye varsayıyorum. Bir deneyeceğiz şansımızı savunmakta. Saldırıyor Kolek. Kolek'in bu sırada kuşatma aleti yapmasına gerek yok hatırlarsanız. Kolek zaten kendisi kuşatma aleti olarak sayılıyor. Kendi kapıyı mapıyı rahatça kırabiliyor. Anlamadım bu işi. Aquaman beğenildi mi, beğenilmedi mi? En çok kazandıran şey olmuş ya. Altıncı filmi olmuş. Gitti iki ordu mu? Bakalım. Sağlam geliyor. Buradan kapıyı kırmaya geliyorlar. Buradan duvarlara, buradan bir daha kapıya. Duvarları tutarız. Lan duvarlara böyle kript golları falan mı harcasam acaba ya? Kript golları surların üzerlerine koyayım da bari topçu atışını yapsınlar. Şeyimiz yok çünkü. Misail troop'umuz yok. Ha, en büyük sıkıntılardan biri de o. Misail troop'umuz yok. Ya, ok niyetine kullanabileceğim hiçbir şey yok. Ancak kalenin bana sunduklarını düşmana karşı kullanabilirim. Kimler boşta kaldı? Arkadan destek olarak yollarız bunları da artık. Surlara da yapılan çıkışlarla Warguys'ları yollayacağım. Surlara çıkanları öldürmeye yönelik. Kapılara da birer tane agent yollayalım. Surun üstten büyü atamıyor olması lazım ama deneriz en kötü. Yok, atamıyor. Zaten ata biniyor galiba. Yok, evet. Ata biniyor. İyi lan, kulelerin bayağı ağzına sıçtık. Belki gelemeden patlatabiliriz bir kule. Şunun bayağı bir menzilinde kaldı. Patlatamayacağız. Biraz daha kuvvetlendirebilseymişim garnizonu, biçermişiz. Kule bayağı çünkü canı azaldı. Bunu vuruyor. Hiç değiştirmeseymişim keşke. Sonra niye kimseyi götürmedin ama? Burası ne alemde? Ethelgrim'e hiç mi çaktırmadık? Şimdi çarpışan piyadenin tipine bakar mısın? Bizimkilere bak, sürüngen. Bir de onlara bak. Bu yüzden de piyadeyi sura yakın tutalım ki. Surlara tırmansalar bile alırlar çünkü şu an. Kuşlarla da biraz rahatsız edelim. Bu tarafa mı tırmanıyor?
Can doldurabiliyorum askerlerime bu sırada. Oo, iki tane karakter orada. Düşman birliklerinden iki karakter var orada. Sen bu kapıda kal da burada büyü atarsın. Canı bayağı gitti büyücünün. Tamam, büyü güzel bir fikir değilmiş. Ha, duvarın üstündekine de can veremiyorum. Kırıldı mı kapı? Kırıldı. Graveguard'ların en önemli yanı anti zırhlı değiller ama anti piyadeler. İyi savaşçılar yani. Gel bakayım desteğe. Sen de arkalarından saldır. Burada da yıkılmış kapı. Ver desteği. Kolek geliyor sağ kapıyı. Niye atamadın lan sen büyük? Bug'a kaldı. Sağ kapımız şu an biraz tehlikeli ya. Kolek yarabilir burayı çok rahat. Surlara da desteğe gelelim. Hala büyüğü atamamış. Aynen Gondor sahnesi, Minas Tirith'in kapısı sahnesi, onu diyorsun. Böyle kale savaşlarında aklıma ilk o geliyor zaten. Hayvani bir şey giriyor ve ordu böyle mal gibi kalıyor. Burada Warguys'lar biraz soru kazanmamızı şey yaptı, yardım etti. Piyadeyi çekelim şu sokağa. Surun üstünü aldınız madem. Siz de bu suru temizleyin ki. Minas Morgul deyince sizin de aklınıza Yılmaz Morgul geliyor mu? Yo Hamit, senin aklına niye geliyor ki böyle şeyler? Hep senin aklına geliyor nedense böyle şeyler. Allah Allah. Ya koleyi nasıl yiyeceğiz? Hani çevirip yememiz lazım. Yoksa kazığı götüme sokar yani.
Biliyorsunuz imparatoru tokatlamıştık şeyle oynarken, kolekle oynarken. İmparatoru dövmüştüm kolekle. Çok zevkli bir andı. Öyle kolay canı giden bir şey değil ya, ünite değil ya. Ama çok splash vuruyor. Aha kaçıyor. Bütün ordusu kaçtı. Öldürebilirsek Koli çok iyi olacak benim için. Şu Chaos Spawn'lar bir türlü kaçmıyor çünkü onların şeyi var. Kırılmama özelliği var. Ne yaparsa yapsın asla kırılmıyor şey. Moral. Sonra niye end battle diyemiyorum? Kim yaşıyor diyecektim. Herkes kaçtı. Kaleleri nasıl tutarızın sorusunun cevabı bu. Kaleyi böyle bir zaferle kazanıp daha sonra gidip herifleri bir de biçmemiz gerekiyor. Kaan abi çok geçer misin bundan sonra? Eren falan yok bildiğim kadarıyla. O yüzden bir şey diyemiyorum.